Dinleyicimiz şeyi soruyor. Yumurtanın diyor uçru var mı? Yumurtanın uçru yok. Tavukçuluk yapanlar var, yumurtacılık. Şimdi bir kere yumurta tarlada olmuyor. Uçur denmez ona. Zekatı olur mu? Olur, olmaz. Nasıl yani? Ne biçim cevap veriyorsun ya? Hem olur hem olmaz falan. Olur. Hemşerilerim dinliyor şimdi bunu. Tavukçular. Şimdi efendim tavukçuluk yapan bu işi ticaret için yapıyor. O tavuklar da, o yumurtalar da ticaret malı oldu. Ticaret malı oldu. Hepsi. Bunların zekatı olur. O yumurtaların da uçur değil ama 1/40. O yumurtaların da ondan sonra şeyinle tavukların da olur. Olmaz. Mesela biz köyde tavuklarımız vardı. Yumurtalar da vardı. Ne tavuklar ticaret malıydı, ne yumurtalar ticaret malıydı. Hani dinleyiciler diyecek efendim zaman zaman anlatıyorsun sen işte siz yumurtayı götürüyormuşsunuz şey yapıyormuşuz neydi Bartır. O? Bartır yapıyormuşsunuz. Değiştiriyormuşsunuz başka bir şeyle. Doğru ama biz o yumurtayı ticaret maksadıyla götürmüyorduk. Başkasıyla değiştirebiliyoruz. Ticaret malı değil, onu yemek için topluyorduk onları. Onları yiyorduk. Ben bir külah dondurma alıyordum bir yumurtaya. Siz de biliyormuşsunuz demek ki Bartır. Evet. Dolayısıyla tavuk çiftliği olanlar, tavuk çiftliği olanlar mesela diyelim ki borç dertle edindi bir tavuk çiftliği kurdu. Diyelim ki 5.000 tane de tavuğu var. Borçlarını çıkardı. Eldeki tavuklar artık onun sermayesi. Sokak sermayesi. Efendim 96 gram altının üstünde. Tamam yazacak falan gün. Ben dinen zengin oldum. O tarih tamam. Bu 5.000 tavuk seneye bu tarihte 10.000 oldu. Ama bu arada yumurtalar da var. Tamam. Satıyorum, satıyor. Zengin zaten. O tarih geldiği zaman, zengin olduğu tarih geldiği zaman, mesela Rebiülevvel'in 15'i diyelim, tamam mı? Veyahut da 12'si diyelim, hani Mevlid Kandili. Evet. 12'si geldi. Tavuk 5.000'de 10.000 olmuş. Yumurtalar satılmış gelmiş falan, onlar da para olarak duruyor. Hesabına bakacak. Hesabına bakacak. 12 Rebiül evvelde ne kadar tavuğu var, ne kadar aynı şekilde parası var ve ne kadar yumurtası var. Peki yumurtalar kaçtan sayacak? Raciç bedeli olarak kaçtan satıyorsa öyle koyacak. Neyse. O anda kaç para? O anda fiyatı neyse ona göre bunları hesap edecek. Ha şu kadar çıktı. Bunun 1/40'ını efendim borçları da vardı. Tamam borçları da düşecek. Borçlarını çıkarttan sana. Bak tarla mahsulünde borç düşmüyor. Şey efendim işte ben başkasına ektirdim. Yok ilaç masrafım var. Toplama masrafım yok. Orada düşmüyor. Ama burada düşüyor. Borçlarını çıkardı. Eline ne kadar kaldı? Efendim işte tavuklar şunlar bunlar hepsi etti 50.000 lira. 1/40 ne eder işte 1.200 lira mıydı 1.100 lira mıydı neyse. O kadar altınla devrini yapar. Peki bu yumurta olarak verebilir mi? Verebilir, ticaretini yapıyor. Tavuk olarak verebilir mi? Tabii tavuk olarak da verebilir. Gözümün içine bakma. Başmakçıya gittiğin zaman getirirsin beni zekat tavukları. Bizimkiler yumurta tavuğu eti pek lezzetli değil. Hemen yokuşa sürdü. Şimdi bizim arkadaşlar bir Balıkesir tarafına bir çekime gitmişler. Bizim huzura doğru yönetmeni anlatıyordu. Gitmişler adamın tavuk çiftliği orada da işte şey yapıyorlar falan. Bunlara yemek ikram edecek. Kendi çiftliği ve orada şeyler falan da var tavuklar. Başka yere götürüyor falan. Arkadaş demiş ki demiş burada var ya demiş ya bu tavuklar yenir mi? Doğru söylüyor. Onları yumurtlatmak için. Bu tavuklar yenir mi? Adam kendi yetiştirdiği tavuğa diyor ki bu tavuklar yenir mi? Götürüyor başka yerde bunların karnını doyuruyor. Dolayısıyla hatta şeyde bile öyle olur. Bu sadece tavukta böyle olmaz ki. Yani sadece tavukla sınırlı değil bu. Mesela adam şeyde merada otlatmıyor. Bir şey yapmıyor falan. Adam mesela koçları almış. Kurban Bayramı'na kadar besleyecek, satacak. Ne oldu bu koçlar? 50 tane 60 tane koç var. Ticaret malı oldu. Hayvan zekat değil artık ticaret malı. Çünkü evde besliyor bunu. Kapalı yerde. Çünkü Saadet Ebediye'de buyuruyor ki 6 ay merada otlaması gerekiyor. Şey de öyle. Dana almış mesela 10 tane. Veyahut da 20 tane besleyecek bunları ya et kombinasına satacak veyahut da kurbanda satacak. Ne malı oldu bu şimdi? Ticaret malı oldu. Ama öbür türlü yaylası var adamın. 1.000 tane koyunu var. Ha o hayvan zekatı verecek.